harika bir röportaj yapıyorum. Çok mutluyum bunun için. Şu an neredeyiz? Norwegian Cruise gemilerinin Pearl, yani inci gemisinde Burak Bey ile beraberiz. Merhaba. Burak Bey böyle gayet şık kıyafetler içerisinde. Teşekkür ederim. Burada bu gemide ne iş yapar? Ben gemide IT departmanında çalışıyorum. Kısacası gemideki tüm bilgisayar sistemlerinden biz sorumluyuz. Bunlarla ilgileniyoruz. Evet, gerçekten gemide yüzlerce bilgisayar var. Çünkü çok büyük bir yüzen oteldeyiz şimdi. 300 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde dev bir apartman. Gerçekten gemide doğru. Bildiğim kadarıyla 1200 çalışan var. 3000 tane yolcu var. Doğru. Ve bu 1200 çalışanın 65-70 değişik ülkeden geldiğini biliyorum. Ne yazık ki çok az Türk çalışana rastlanıyor gemide. Siz ne kadar zamandır gemilerdesiniz? Ben 2017 yılında başladım. İşte 3. senemi tamamladım. Yani gemi hayatında iş çalışma süreleri nasıldır? Şöyle, ben kendi rutinimi anlatayım. Aha. Zaten her gün çalışıyorsunuz. Hiçbir zaman bugün boşum yok. Tatil günü yok mu? Her tatil gün gününüz yok. Sabah 8-9 civarını başlayıp öğlene kadar demliyorum. Ondan sonra ufak bir ara veriyorum 2-3 saat kadar. Şu anda mesela ara vaktim benim. Hı. Öğleden sonra tekrar başlıyorum. Akşam üzeri bir yemek yedikten sonra günü kapatıyoruz tekrar bir ofise uğrayıp. Bu departmanla departmana değişiyor ama genelde insanlar 9-10 saat kadar çalışıyorlar belirli aralıklarda. Kontrat çalışılıyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Kontratınız kaç ay sürüyor ve yenilenmek için ne yapıyorsunuz? Benim kontratlarım 6 ay sürüyor. Bunun üzerine şey diyorlar, 1 ay artı eksi oynayabilir. Tatillerim de 7-8 hafta, 2 aya aşağı yukarı endekslenmiş durumda. Cruise'da çalışmak çok güzel bir şey gibi gözüküyor, evet. Dışarıdan. Önceki yaptığım röportajdan sonra iki grup görüş hakimdi. Hı. Bir tanesi diyorlardı ki ya aman ne kadar güzel bir şey ya, işte hani bir kendimizi gemiye atsak hayat bize güzel, hı hı, harika çalışılıyor. Bir grup da diyordu ki ya işte siz onların reklam yaptığına bakmayın. İşte makine dairesinde yağ pis içinde çok ağır şartlar altında çalışılıyor. İnsanlar köle gibi çalıştırılıyor. Gemide çalışanların yaşam şartları nasıl? Pozisyona göre değişiyor mu yaşam şartlarınız? Tabii ki değişiyor. Şimdi o iki görüşe bakarsak, o yağ pis içindeki kısmı muhtemelen yük ve tanker gemileridir. Evet, çok karıştırılıyor zaten. Evet, ya da buradaki işte makine dairesi falandır ama o zaten işin gereği yani, atıyorum. Makineyle uğraşıyorsanız makineyle yağlı uğraşırsınız. Türkiye'de de yağlı olur. Diğer kısım da bence çok optimist bakmış. Burası bir tatil yeri değil. Yani evet, burada örneğin bazı avantajlar var. Nedir? Haritada böyle bulamayacağın, dünyada bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Bu bence güzel bir değer diyelim. Yani kimse size hadi git bir Bermuda'ya gör demiyor. Ama siz belki aylarca orayı görüyorsunuz yani. Öte yandan burada da çalışıyorsunuz. Buranın bir iş yeri olduğunu da bilmeniz lazım. Yani o eğlence kısmını aslında size bağlı. Yani sürekli bara gidip parti de yapabilirsiniz. Çünkü her hafta, her gün bir şeyler oluyor muhakkak. Eğlence düzenleniyor. Ama şunu aklınızdan çıkaramazsınız. Ertesi gün gidip işinizin başında olacaksınız. Haftanın 7 günü çalışıyoruz dediniz. Evet. Limana geldik ama siz çalışıyorsunuz. Çıkma şansınız oluyor mu gitmek istiyorsunuz? Tabii benim kendi pozisyonum için konuşursak zaten benim istirahat zamanım limandaki vakitlere denk geliyor. Onun dışında örneğin arkadaşım çalışmıyorsa ya da niyetli değilse dışarı çıkmaya, onunla ayarlayıp diyoruz ki ben daha uzun kalayım ya da sen git falan. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Ayarlanabiliyor. Muhakkak vakit oluyor yani. Kimse siz gemide prangalarla tutmuyor, merak etmeyin. Peki odanız nasıl? Yaşam ortamınız nasıl? Yaşam ortamı dediğiniz gibi pozisyona göre değişiyor. Genelde mürettebat odaları paylaşırlar. 2 kişi, 4 kişi olabilir. Büyük gemilerde herkesin kendi odası olur. Bu imkanları sağlanıyor. Benim için benim kendi odam var. Bu da benim en rahat ettiğim şeylerden biri. Çünkü geminin en büyük sıkıntısı bence özel yaşam alanları. Evet. Yani örneğin akşam eve gidip ayağımı uzatayım diyebilirsiniz ama yan yatakta birisi yatıyorsa dikkat etmeniz lazım. Sessiz olmanız lazım falan filan. Mürettebata ait pek çok şey var. Mesela haftada bir spa'ya gidebiliriz. Yani gitmiyoruz Türkiye'de haftada bir spa'ya. Ya burada spa var. Haftada bir gün mürettebat içine ayrılır. 2-3 saat insanlar gidebilirler. İşte kapandıktan sonra ya da ne bileyim ayda bir kere buranın tiyatro salonunda sinema gösterimi oluyor ya da muhakkak bir kere parti düzenleniyor. Böyle şeyler oluyor. Hatta bunun için bir departman var. İşte crew enrichment deniyor. Şey gibi, mürettebat şenlendirici gibi bir anlamı var. Onun işi bu aslında. Yani yolcular mürettebat eğleniyor mu? İşte yeterli organizasyon yapılıyor mu? Kitaplar ya da film izlemek için temin edecek materyalleri alıyorlar. Mesela daha geçenlerde bisikletlerimiz eskiydi.
bisiklet sipariş verdiler. Limanlarda geldiğimizde onları alıp binebiliyoruz. Yeme içme sıkıntısı çeker mi? Belki siz çektiniz mi veya herhangi bir insan çeker mi burada yeme içme sıkıntısı? Temelde 3 tane yemekhanemiz var diyelim. Birisi officerların, örneğin kaptan ya da işte ne olabilir, yönetici pozisyonları aslında. Bunların bu ufak gemilerde kendine ait yemekhaneleri oluyor. İşte ve bir nevi biraz daha lüks aslında. Bir orta düzey bir yemekhane var. Burada da mesela atıyorum işte dans, işte eğlence ekibi, kumarhane falan filan kişilerin daha ağırlıkla geldiği yerler. Bir de normal alt düzey yemekhane var. Burada da aslında işte ne diyeyim, odayı temizleyen kişiler. Aralarında fark yok. Herkes aslında temelde her yere gidebilir. Ama yemek kalitesi değişiklik gösteriyor. İşin aslında bu gemide en az yemekhanenin yemekleri bence daha iyi diğerlerine göre. Bence bu da iyi çünkü yemek motive edici bir şey. İnsanlar lezzetli bir şeyler yemek istiyorlar. En alt, burayı üstünü çizeyim. En alt seviyedeki diyeyim, yanlış anlaşılmasın ama yemekler daha iyi. Daha iyi sunuluyor. Daha iyi sunuluyor. Yani bir tane aşçı işte mürettebatın mutluluğu önemli. Bunları sunacaksınız, düzgün vereceksiniz. Bu benim takdir ettiğim bir şey. Yani gemi çalışanları gayet iyi yemek yiyor. Bu konuda çok ikna oldum. Yani çok seçici değilseniz yemeklerden şikayetçi olmazsınız. Harika bir şey. Şimdi burada çalışabilmek için birçok olumlu sebep var ama ben öncelikle şunu sorayım. Kimler asla niyetlenmesin? Yani ben gemide çalışacağım diyen insanların hangi özellikleri varsa burada yapamazlar. Çünkü biliyorum ben bir ümitle gelip bir dönemi, bir kontratı zor tamamlayan yani kimlere göre değil aslında. Bence çalışma hayatını birazcık işte dediğiniz gibi o kruz gemisi, gidelim eğlenelim kafasına görenler için kesinlikle değil. Yani burası bir iş yeri olarak. Öncelikle bunu görmeniz lazım. Yan imkanları var. Yani bir dünyayı gezmek ya da işte pek çok şeyi tanımak etmek evet ama buranın bir iş yeri olduğunu bilmeniz lazım. Öte yandan çok duygusal insanlara göre değil. Çünkü dediğim gibi özel alanınız kısıtlanıyor. İşte iletişim kuramazsanız. Çünkü dünyanın her köşesinden insan var burada yani. Ve bir kilit nokta bulamazsanız sizi yıpratır. Yani geminin kendine göre çok fazla kuralı var. Yani örneğin birine şöyle bir dokunduğunuz için bile siz gidip şikayet edip attırabilirler yani. Bu yüzden Türk insanı kurallarla iyi değildir ama burada iyi olmak zorundasınız. Buraya tatil yeri olarak görmezseniz alışırsınız bence. Gemide çalışmak öyle bildiğimiz gibi çok kazandıran bir şey midir? Yani çoku şöyle açayım. Diyelim ki 3 senede bir orta hali bir ev alacak para kazanır mısınız? Kaç senede kazanabilirsiniz. Çünkü pozisyonunuz da artacak, geliriniz artacak. Evet. Bence birkaç senede kazanıp ev alabilirsiniz. Evet. Zaten bu insanlar hep öyle oluyor. Haberlerini görüyorum yani. Sebat ettikçe pozisyonunuz da yükseliyor. Yani burada aslında profesyonel olmak lazım. Kişisel almayıp işinizi yaparsanız olur. Bence Türkler bu alanda gemide başarılılar. Kaç dil bilmeniz gerekiyor veya boyunuzun, posunuzun bir şeyinizin ilkokul mezun olmak yetiyor mu? En az 4 yıllık yüksekokul mu? Gemide çalışmak için hangi özelliklerin olması gerekiyor? Muhakkak İngilizce bilmelisiniz. Çünkü zaten geminin resmi çalışma dili İngilizce. Hangi seviyede olmalı bu İngilizce? Okuduğunuzu anlamanız, daha ziyade dinlediğinizi ve duyduğunuzu anlamanız ve buna anlaşılır ve net yanıtlar verebilmeniz lazım. Yani İngilizce bilmiyoruz, Arapça biliyoruz falan diyen oluyor. Şöyle, birincisi İngilizce zaten kullanacaksınız burada. Yani ek diller size farklı kapılar açabilir. Nereden müracaat edelim? Var mı sizin önereceğiniz veya sizin başladığınız, gittiğiniz yol neydi? Ben dediğim gibi 3 senedir buradayım. Onun üzerine de 2-2,5 sene rahatlıkla koyabilirim bu işe girmek için yaptığım çalışmaları. Hakikaten yani zor oldu. Yani akşam karar verip sabah bulunmuyor. 2,5 sene en azından uğraşmış bırak. Evet, profesyonel şirketler sizden kesinlikle bu konuda ücret almazlar. Örneğin derler ki işte siz bize 2000 dolar vereceksiniz, biz size iş garantisi sağlıyoruz. Böyle bir şey yok. Evet, lütfen bu çok önemli. Önceden sizden para alan şirketlere güvenmeyin. Kesinlikle yok. Öncelikle bir, şirketler sizden para talep etmez de eğer profesyonellerse. Çünkü onlar zaten kuruluş şirketleriyle anlaşmaları vardır. İkincisi, onların kazançları şöyledir. Eleman gönderirler, elemanları kontratlarını başarıyla tamamlarlarsa bunun üzerine bir ödeme alırlar. Yani bu yüzden onlar için doğru kişileri seçmek de önemli. Her önünde geleni göndermezler yani. Danışmanlık, eğitim gibi ücretler de alamazlar. Avrupa'da bazı işte merkezi ülkelerde acentalar var. Mesela Balkanlar örneğin. İşte Sırp da oraya gidiyor, Hırvat da oraya gidiyor. Zaten yakınlar. Diyorlar ki ben bu niteliklerdeyim. İşte ne önerebilirsiniz? Adamlar topluyor işte atıyorum 100 kişi, 150 kişiyi. Yeterli sayıya ulaşınca şirketlere gönderiyor.
Filipinler'de, Hindistan'da zaten bunların bizzat ofisleri var. Çünkü orada binlerce kuru sektörünü yürüten milletler bunlar. Türkiye'de yok. Ama Türkiye'de bir tane var. Gerçekten ofisi olan, aradığınızda ulaşabileceğiniz. Bu da Beşiktaş'ta Mirayins. Çalışanları da uzun yıllar denizcilik, kuru sektörlerine çalışmış. Bayağı büyük organizasyonlar yapıyorlar işte. Aşamadan evvel size eğitim vereceğiz, şu kadar lira yatırın. Diyen kişiye güvenmiyoruz. Böyle bir şey yok ama almanız gereken eğitimler de var aslında. Örneğin gemiye çıkacak birisinin STCW diye temel güvenlik eğitimleri alması lazım. Bunları Türkiye'de veren kurumlar var. Genelde de şey için veriyorlar, işte tanker yük gemileri için veriyorlar. Bir far ve bloktan da bahsettiniz bana. Bir gemicinin günlüğü.blogspot.com diye. Ve çok nitelikli yazıyor gerçekten. Hem çok fazla yazısı var, Türkiye'nin haricinde bu işin fuarı var. Cruise Job Fair diye, cruiseişfuarı.com aslında. 14 Şubat'ta Münih'te olacak, Almanya'da. Dünyadaki sayılı iyi cruise firmaları bu fuarda bulunuyor. Cruise şirketleri ve acentaları stand açıyorlar ve eleman arıyorlar. Tabii ki işte siz doğrudan görüşme oluyor. Bunun en büyük avantajı bu. Normalde online başvuru imkanı her yerde var. Şirketlerin online siteleri, Facebook sayfaları, sosyal medya hesapları var. Bunları da takip etmeniz faydalı olur. Ama hiçbir şey size doğrudan görüşüp CV'nizi elden verme imkanını sağlamaz. Bunu bence çok büyük bir avantajdır. Ayrıca kuruluş şirketleri çok fazla sayıda doktor arıyorlar. Medikal departmanları çok talep gören pozisyonlar. Çünkü doktor, düzenli çalışan doktorlar yok. Türkiye'deki doktorların da kalitesini biliyorum. Kruz gemileri iyi bir seçenek olabilir. Gelirleri çok iyi ve bence çok rahat ederler. Doktorlar, hemşireler. Diliniz iyiyse bence Türkiye'den çok daha şartlarda iş bulabilirsiniz. Ben çok teşekkürler. Bu röportaj da eminim birçok kişiye yeni ufuklar açacak. Kruz firmalarında dünyanın birçok firmasından insan çalışıyor ama Türk insanı ne iş yapıyorsa yapsın çok nitelikli yapıyor. Evet, bu güzel bir sektör ve bu sektörden daha fazla Türk insanı faydalanmalı. Geçmişte bir takım kötü tecrübeler yaşatmışız bazı firmalara. İlk başta bu imajı silmek için bu sektörde. Sonra da daha fazla genç bu sektörden kazanç sağlasın ve dünyayı daha fazla gezebilsin diye çok faydalı bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz ve bu kruz gemisi iyi bir basamak oluyor açıkçası.